Arkadaş öncelikle selamlar. Bugün Mungisel'le birlikte güzel bir balık videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün bir tane kötü haberim var size. Şu an mutlu olduğuma bakmayın. Çok kötü bir haberim var aslında. Ama yüzüme vurmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin de moralinizi bozmamak için. Arkadaşlar benim bildiğiniz gibi şöyle bir hobi odam gibi bir şey var. Böyle bir odanın yarısında da eşyalar falan var. Dolap var. Arkadaşlar bu kadar bir neredeyse şu 1,5 metre yani 4 metreye 2 metre yok 1,5 metre civarı bir odam var. Arkadaşlar evden falan tepki geldiği için ve de buradan taşınacağımız için maalesef küçülmeye gidiyorum. Küçülme derken de komple yok etme aslında. Bunları komple yok etmeyeceğim tabii ki de. Bir de başka eve taşındığım zaman müsaade aldım gibi sayılır. Evden müsaade aldım gibi sayılır. Bir dakika kapı çalıyor. Şimdi arkadaşlar kapımızı açtık. Şimdi arkadaşlar size diyeceğim şey şuydu. Evden müsaade aldığım gibi. Öbür eve taşındım mı? Bakın. Her şeyin minimum nasıl yapabiliyorsa en iyisinin yapmaya çalışacağım. Suyun dengesi falan olarak. Çünkü akvaryumları bir tık küçük kuracağım. Yani bir tıktan küçükten kastım. Yani bu kadar 1,5'a 60'a 50 kuramayacağım. Şöyle bir şey kurmayı düşünüyorum. 1'e 50'ye 50 ya da 1'e 60'a 40 civarı bir şey kurmayı düşünüyorum. O da 250, 300 çok olursa 350 en minimum 200 litre yapmaya çalışacağım yani. Orada da arkadaşlar ya 3 katlı olacak yani alt kat, orta kat, üst kat. Ya 3 katlı olacak ya da bu demir profili götüreceğim. Bu akvaryumu neden yok edeceğiz? Bunun taliplisi varsa yazabilir. Akvaryumun dışı komple silikon. Bu içten de şu alt en yan silikon. Şuraya kadar su doldurdum mu bir sıkıntı çıkmıyor. Yukarıya kadar hiç su doldurmadım. Onu test etmedim ama buraya kadar doldurdum mu hiçbir sorun çıkmıyor. Bilginiz olsun. Bu akvaryum da ne zamana çıkarılır evden? Herhalde bakalım bir düşünelim. Herhalde bir aya falan. Ama talpisi varsa dediğim gibi bu akvaryumun da isteyen gelip alabilir. 50'ye 60'a 1,5 metre. Güzel bir akvaryum ama bildiğiniz gibi silikon var. Bir de şu altta bir tane silikonlu yamalı bir yer var. Ama hiçbirinden su kaçırmıyor emin olun. Hepsini ben yaptım ben yapıştırdım. Zaten bu akvaryumu bayağı da bir süre kullandık. Yani ne kadar süre kullandık? Yani 8 ay falan kullandık. Geldiğinde çizik olduğundan dolayı silikon attık zaten. Silikon atmasak da olurdu. Ama biz işimizi garantiye aldık. Yani isteyene çok ucuz bir fiyata verilebilir. Bu akvaryum falan da hepsi satılık şu an. Sahibinden üzerinden. Şu an şey söylemeydim iyiydi. İnşallah bir şey olmaz YouTube açısından. Çünkü bazen böyle site adları falan söyleyince sıkıntıya geçiyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdi şurada bayağı bir pis bir kova var. Onu temizleyeceğiz. İçinde iki tane zebra ciklet var. Onları temizlemem lazım. Bir de bakın buraya boşalttım. Burada şey var. Lepistes var. Red değil. Düz. Red değil. Fil kulak. Lepistesi normal kızları var. İki tane de red değil. Mozaik erkek var burada. Şöyle göstereyim. Bunları diyorum buraya alayım. Burası da 15 litre civarı bir yer. Burası da 40 litre mi? Kaç litreyse artık. Buraya alayım. Buradan buraya zaten sıfır su geçiş. Buraya alayım diyorum. Şu motor burada bir tık kalsın. Şuraya biraz su basayım. Sonra şurada melekler var. Meleklerle sıkıntı yaşadık. Melekler arkadaşlar öbür kaptaydı. Bakın şu kabın içindeydi. O kabın içinde şuradalardı. Biz onlara yanlışlıkla gittik. Kaz yeri attık. 2-3 gün. Kaz yeri de onları kötü yaptı. Meleklerden bir kayıp verdik yani. Ama öbürküler 9 tane de hiçbir sıkıntı yok. Çok şeyime geldi. Acemiliğime geldi. Melek bakmadığımdan dolayı. İlk kaçıncı melek bakıyorsun? İkinci mi ne? Yani ilkte de zaten çok bayağı küçüktüm. Onu da tam hatırlamadığım için bayağı acemiliğime geldi. Onlara hemen şey yaptım. İlk kovayı aldım. Ondan sonra bastım bakto fişi. Ondan sonra bastım metilere. Başka bir kovada metiler koydum. Sonra iyicene başladım. Oraya koydum. Oraya da bakto fix koydum. Yani bir sıkıntı falan olmasın diye. Öbürkülerin hepsini çok iyi. Bu 9 tane gayet güzel.
Burada bildiğiniz gibi elma salyangozlarımız var. Bu arada maşallah demeyi unutmayın. Burada elma salyangozlarımız falan var. Lepistes şey var, yerli var. Burada cikletlerimiz var. Şurada özel tür neydi? HD White. Aynen, HD White bir çiftimiz var. Burada ciklet yavrularımız var. Şurada ciklet yavrularımız var. Ama gözükmüyorlar. Bayağı bir küçük oldukları için. Bakın. Hatta şöyle gösterebilirim. Bakın arkadaşlar. Bu arada üstü pis değil. Altı pis. O yüzden biraz pis gözüküyor. Altı da pis değil de yem atılmış ya. Pisletmişler. Bakın şöyle. Güzel bir şekilde. Burayı şimdi temizleyelim. Zaten suyunu çektim. İçine az su kaldı. Yanları falan iyi bir sileyim. Onun suyunu da buraya aldım. Ondan sonra buradaki suyudan buraya alacağım biraz. Çok da almayacağım. Bunun içindeki bakteriler falan güzel. Motoru alacağım. Motoru da alacağım buraya. Küçük ya bura. Motoru da buraya alacağım arkadaşlar. Sonra buraya güzel su basacağım. Biraz şu motor burada çalışacak. Sonra o motor buraya alınacak. Bu suyun döngüsü oturdum. Çünkü bunun içindeki bakteri kültürü oturtturdum. Şöyle biraz daha bastıralım içine. Hatta biraz daha bastıralım. Tamam. Şimdi biraz karanlık gözüküyor. Ultra genişte olmasın diyor flaş. Şöyle yapalım. Flaşımızı ama kılıftan dolayı da kötü duruyor arkadaşlar. Şu kılıfı bir çıkaralım şöyle. Heh. Şimdi o kılıfımızı daha korumun önüne attık. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu motor burada kalacak. Bu balıklar buraya gelecek. Kum falan hiçbir şey gelmeyecek dip çekim rahat olsun diye. Sonra bu motor buraya gelecek. Bunun dibindeki kumu falan alır mıyız? Bunun dibindeki kumu galiba alırız. Şuraya koyabilir ya da oraya da koymayız. Bu kum da bir yerde kalır. Lazım olur belki. Çünkü meleklere motor koymayacağım için sürekli dip çekim su vereceğim. O yüzden şey olmasın. Bakın. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Nazar değmesin balıklara. Şuraya da havuç attım yanlışlıkla. O havucu böyle tane tane attı, küçük küçük attım, balıklar yer diye yemediler galiba. Onun da suyunun bir temizlenmesi lazım komple. Bir bakalım, buraya da su basılacak biraz. Buraya bugün daha yeni su bastık, taze su bastık. Burada da gördüğünüz gibi iki kova suyum var. Gördüğünüz gibi dolu. Onlardan buraya falan basılacak. Bir kova daha su doluyor şu an. Sular yazın ya. Yaz olduğu için buranın kaç ısı olduğunu göstereyim size. Bakın burada buharlaşma var. Buraya ısıtıcı koyuyorum ayrıyetten. Üstünü de kapatıyorum. Şeylerden yavru almak istiyorum çünkü. Elma salyangozlarından. Git lan. Aşağı. Şöyle bunu bir çıkaralım. Burası da temizlenecek. Orayı da herhalde orayı nasıl yaparım biliyor musunuz? Şuradan su alırım. Buraya yine yeni su eklerim. Yukarıdan su alırım. Temiz. Çünkü bakteri kültürü oturmamış su bunlar. Arıtmadan alıyorum. Direkt basıyorum. O yüzden şey olmasın. Arıtmadan alıyorum bu arada. Normal çeşme suyu almıyorum. Bilginiz olsun. Siz de çeşme suyu alıyorsanız en az bir 4 gün falan bir dinlendirin. Ya da direkt basacaksanız motorunuzun içindeki bakterileri ise yavaş yavaş koyun. Tavsiyem. Yani bekleyemeyecekseniz motorunuzun içindeki bakteriler çok iyiyse koyabilirsiniz yavaş yavaş. Gerçekten full ise, bayağı bir ise, dış motor falan varsa çok korkmayın. Normal bir şekilde koyabilirsiniz. Ama benim tavsiyem yine de o kadar hızlı koymayın. Mesela bu suyu 2 dakikada koyacaksınız, 5 dakikada koyun, öyle diyeyim. Komple de yani bir anda koymayın. Neyse çok konuşmayayım. Zaten 9 dakika oldu videomuzda. Bu arada buranın ısısını söyleyeyim size, bir dakika hemen geleyim. Burada ısıtıcı yok bu arada ama odada ortalama sıcaklıkta, yaz ya bir de. O yüzden çok da bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Bakalım bir 25-26 civarı. Şöyle bir odakla. Gördüğünüz gibi, göremediğiniz gibi ama. Gördüğünüz gibi. 24 civarı yapmayacağız. 24'ler iyidir. 20... 30'a kadar iyi ısılar. 30'dan sonrası çok sıcak. 30'dan sonrası sadece yumurtalar için ve de böyle ne için düşünüyorum şu an. 30'dan sonrası hiçbir balık için iyi değil ya. En fazla 29 falan olması lazım. Ben buraya ısıtıcı atmıştım. Yanlışlıkla 34 yapmış sabah. Buraya direkt şey yaptım. Isıtıcıyı 24'e aldım. Isıtıcının şeyine bakmamıştım. 24'e aldım ısıtıcıyı.
Şu an hala buharlaşıyor ya hava, o yüzden onlara buhar lazım çünkü ısıtıcı, o yüzden atıyorum. Bunlara ısıtıcı atmama gerek yok, orada da ısıtıcı yok, hiçbirinde ısıtıcı yok şu an. Kış geldi mi anca birleştirip ısıtıcı atacağız. Nasıl birleştireceğiz? Mesela o şey, bir çifti şunun içine bir kaplo tutturacağız. Buraya ısıtıcı koyacağımız için onlar da ısınacak. Burada da şey var. Belki oraya koyarız, oraya koyarız. İllaki bir yerlere koyarız yani. Zaten evden çıkma tarihimiz net belli. 8 ay var. O yüzden bakalım. Ha bu arada şey anlatıyordum size video başı. Katlı 3 katlı akvaryum yaptırırsam birini 3'e ya da 4'e böleceğim. Tamam, ilk katı. İlk katı 3'e ya da 4'e böleceğim 1 metre olarak. Yani 25 litre, 25 litre, 25 litre, 25 litre. Ortalarda şöyle delikler bıraktıracağım. Böldüğüm camın ortasında delikler bırakacağım. Onu da böyle tellerle falan şey, o su yana gitti mi bakteriler aynı olacak. Yani onu demek istiyorum. Birinde ikiye böleceğim boylandırma akvaryumu. İkisini de, birini Yunus ciklet, güzel bir koloni. Birinde de böyle karma ciklet. Karma derken nasıl? Aynen böyle. Benim aklımdaki plan bunları satmadan, bunları güzel bir boya getirerek o 1 metreyi direkt salmak. O 1 metre akvaryumları da bakalım nasıl yaptıracağız. Demir profili yaptırmamız lazım. Demir profile de alacağız. 3 katlı, bakalım nereden temin edeceğiz. Değiş tokuşlar her zaman varım. Balığınız varsa, değiş tokuş yapmak istiyorsanız, İstanbul Taksim civarındaysanız şey yapabiliriz. Bu akvaryum burası nasıl lan böyle? Güzel. Tamam. Şimdi ben bunu boşaltayım, temizleyeyim, geleyim. Şimdi arkadaşlar şarj zamanı 4 falan, telefonu şarja da taktım. Kumu temizledim, buraya koydum. Biraz bulanık, burada bayağı bulanık. Şimdi buraya direkt suyu basacağım çünkü içinde balık malık yok. Herhalde şunu komple basarım, bir de şunu basabilirim. Çünkü o akvaryum 40 litre falan alıyor. Bunlar 19 litre. Şunların ikisini bir koyayım, doldurabildiklerine bakalım sonra. Şimdi arkadaşlar bakın, bulamacını komple koydum şuraya. Hatta ekstra olarak buradan da az koydum. Bu niye bitti komple? Çünkü şuraya da biraz daha koydum. Bakın orası da canlı bayağı. Bu şey, filenin içine de koydum ama o filenin içinden biraz, file dediğim de şey, saklama kabı. Bu saklama kabının içinden birazcık şöyle alalım. Çünkü bu saklama kabı sallanmaya başladı. Saklama kabının daha su olduğu mu dengeli duruyor. Bakın mesela ittiriyorum. Bak bıraktım, yeri yukarı çıkıyor. Çok fazla şey olursa, bombanın içine giderse, bunun içindekiler küçükler ya, onlar yer onları. O yüzden orayı öyle sabit tutmamız lazım. Çok da buraya yanaşmaması lazım. Çünkü buradan put diye bir zıplarlarsa naneye yerler. Bu motorumuzda birazcık daha yukarı çekelim, iyi hava verebilsin diye. Bunların bakteri kültürü de yavaştan güzel oturuyor maşallah. Şimdi bunlara böyle bir motor koydum. Şöyle. İlk burada temizlensin. Melekler çünkü orada şu anlık iyi. Melekleri hemen almama gerek yok ama bunlara bir şey olmaması lazım. Onları yavaşça aşılayacağım. Çok da su koydum buraya, gördüğünüz gibi. Aşılayacağım. Ondan sonra bunu suyla birlikte yere koyacağım. Ama buradan biraz su alırız aşağı. İndiririz yani. Burası güzel oturduğu zaman biraz buraya takviye veririz. Çünkü melekleri aşılayacağız. Aşılarken bayağı bir su gidecek. Burayı da bayağı bir doldurdum bakın. Burası pis şu an ama. Bakın. Bakın hiç gözükmüyor. Bayağı bir pis. Neyse. Pis dediğim de yani güzel yani, o kadar da pis değil. Bakın şöyle bir gösterirsem gözükmüyor yandan da, niye öyle o kadar pis gözüküyor? İçine portular falan uçuşuyor şu an. Onlar oturacak. Burası bir 15 dakika falan bir otursun. Bu balıklar da burada. Sıkıntı olmaz de pis. İçinde 3 tane de karides var. Taşları falan nasıl olmuş? Bebek gibi oldu bence. Çok da güzel. Şu kum biraz böyle öne doğru gelmiş. Onu biraz geri ittirdim mi tamamdır. Onu da filelinin ucuyla falan ittiririz. Elim sokmayacağım. Elim soktum, kum elime geldi mi şey oluyor çünkü. Şimdi şunu filenin ucuyla şöyle. File de girmiyor. O kadar küçük ki akvaryum. 15 litre. Kaça kaç bilmiyorum. Şu motor şöyle ileriye çekelim biraz. Heh. Şöyle. Tamam gibidir. Şöyle bir dağıtalım orayı. Tamam, güzeldir. Güzel oldu, güzel. Şöyle bir yere atabiliriz.
Bakın orada şey kalmadı, güzel oldu. Taşlar da şöyle. Hem karides için hem lepistes için. Şöyle biraz da su gelsin. Çünkü hava da alsın buraya. Çünkü yan tarafa taktığımı bir saat falan şey yapmayacağım. Almayacağım. O yüzden bunların bir saat daha hava kalsın. Şöyle dimdik mi yapayım? Yok, şöyle iyi vereyim. Bu şekilde kalsın. Bu ışığı buradan alayım. Şimdilik. Çünkü orada 15 dakika falan gidecek. Size burayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar, lütfen ama lütfen. Melekler patlıyor. 100 taneden fazla melek var burada. Ay melek demişim ya, lepistes. Elmas elengozu da 40 tane falan var. Gördüğünüz gibi. Sonra kardeş var 1-2 tane. Ölü 2 tane şeyimiz var, elmamız. Onlar önceden öldü de almadım. Sonra şey var, adı nedir? Midye. Bir tane cüce avatoz var, küçük. Bir tane pipomuz var. Sadece tek pipo. Isıtıcı var yanında. Güzel akvaryum. Buraya güzel bir oturması lazım. Bildiğiniz gibi. Bilmeyenler varsa da. Arkadaşlar ben eskiden şunu diyordum size. Şöyle oturayım anlatayım. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Benim vatozum niye öldü? Ya da benim elma salyangozum niye öldü arkadaşlar? Vatozum benim de öldü. Şu an ben de ona şey yapamıyorum. 4 tane küçük vatoz aldım, yine öldürdüm. 2 tane çift vardı, onları da öldürdüm. Yani bir çift vardı, 2 tane. Onları da öldürdüm. Kara vatoz vardı, 2 tane, onları da öldürdüm. Çünkü vatoz bakamıyorum. Eskiden güzel oluyordu, şu an bakamıyorum. Niye bilmiyorum, araştıracağım onu da. Vatoz bakmayasını seviyorum ama bakamadığım için de aldasım gelmiyor. Arkadaşlar, elma salyangozu en azından tam suyu seviyor. Yani suyun dengesizliğini sevmiyor. Yani suyunun tam oturması lazım. Bakın bu su sarı mesela, ben ekleme yapmıyorum. Neden? Hem balıklar şey olmasın, şu an kabukları falan çünkü biraz kötü. Düzeltmeye çalışıyorum. Vitamin verdim. Kalsiyum verdim. Kalsiyum bildiğiniz gibi kabuğunu falan iyi yapıyor. Ve de yukarıda boşluk bırakıyorum. Yavru yapsınlar diye. 4 tane falan böyle bir gerçekten büyükler var. Onlar yavru yapsın diye ısıtıcı koyuyorum. Yukarı buharlaşıyor. Bunlar bildiğiniz gibi yumurtaların şeye koyuyor. Yukarıya asıyor. O buharlı yerlere asıyor. Yumurtalarını diziyorlar. O yüzden birazcık da böyle şey yapıyorum. İnşallah bunlardan da yumurta alırsak akvaryumun içi cıvıl cıvıl bir sürü elma salyangozumuz olur. Çekiliş yaparım o zaman. Kesin. Elma salyangozu çekiliş yaparım böyle. Yollarım. Kargo size ait. Bedava elma salyangozu veririm. Ama kargoyu siz ödersiniz çünkü zaten taşınma durumunda falan olduğumuz için, ya da kargoyu ben de ödeyebilirim, bilmiyorum, bir arkadaşa verebiliriz. Böyle akvaryumun fotosunu atar, böyle bir akvaryum var der, ben de tamam kardeşim derim, veririm. Neyse, şimdi konumuz o değil. Balıklarımız burada. 3 tane karidesimiz var. Karides almayı düşünmüyorum çünkü taşınacağız. Öbür hani o diyordum ya, dörtlü set alırsam. Dörtlü setin ikisi zaten çiklet olur. Belki o hani aşağıda böleceğim dedim ya. O bölünen akvaryumlardan ikiye böleceğimi belki şey yapabilirim. Lepistes. Ya da kesinlikle elma salyangozu yaparım zaten de. O yavruların içine elma falan atarım kesin. Onları da üretmeye çalışırım. Karides de bakmak istiyorum. Böyle küçük küçük bölüp aslında karides falan alıp bakabilirim. O inşallah yaparsak öyle bir şey. Yapacağız gibi de geliyor. Para biriktirmeye başladım şimdiden. Yüklü bir miktarda parayla gireceğiz bu işin içine yeniden. Şu anda da işin içindeyiz de bakalım. Bu arada TikTok'a girdim arkadaşlar. TikTok kullanmıyorum normalde. TikTok'ta bir sürü arkadaş böyle canımı sıktı. Neden? Şey almışlar, balık alıyorlar. Balığın suyunu falan o kadar pis bırakmışlar ki. Bakın şu su pisliyoruz ya. Yani o suda biz balığı öldürmüyoruz. O arkadaşlar balıkları nasıl öldürmeyi beceriyor ben anlamıyorum gerçekten. Yani bizim böyle suda ölen balığımız en fazla 4 tane falandır. O da neden dolayı? Ya nitrat patlamıştır. Ya da gerçekten suyu unutmuşuzdur bir yerde. Mesela şurada bir su unutmuştum şu arkada. Balığımız orada ölmüştü. Ona bayağı üzülmüştüm. Balığı bilerek öldürmüyoruz hiçbir konuda zaten. Ona hemfikiriz. Ne diyebilirim başka? Başka bir şey demiyorum. Ama TikTok'ta falan gerçekten böyle arkadaşlar balık alıyor. Fanuslarda bakıyor. Ya da normal akvaryumda çok pis suda bırakıyor. Hakkıyla yapanlar da var. Ama bilmiyorum. Gerçekten Japon alıp Japon öldürüyorlar genellikle.
Neyse. Bu arada ses çıkartan şey de bu. Neyse, şu akvaryum bir 15 dakika 20 dakika dinlensin, geleyim. Sonra yan tarafa dinlendireceğiz. Bu balıklara da bir tane hava verebiliriz aslında şimdilik. Ama şu an havamda yok gibi bir şey. Şunun içindeki havayı verebilirim. Ya da şuradan, şunun orada iki tane var, ondan bir tane vereyim şimdilik. Burada da bayağı bir balığımız var. 20-30 tane de orada balık, yavru veren balıklarımız var yani. Mesela bugün birini kusturdum ama videosu tabii yok. Balıklara biraz ara vereceğimiz için. Şimdi bu videodan sonra belki daha video olur mu? Daha bu video tutulursa söz balık videoları gelmeye devam edecek. Tamam. Aynen, hemfikiriz bunda. Bakalım. Şu ışıkları falan bir kapatalım. Bir 15-20 dakika sonra devam edelim. Şu ışığımızı bir kapatalım. Bunu kapatmıyorum. Şunu kapatıyorum. Bu ışık açık kalıyor gün boyu. Balıklar uyumasın diye, hareket etsinler diye. O yüzden bakın, bu aydınlatıyor, bu kadar da olsa güzel oluyor. Bazen şunu şöyle kaldırıyorum, duvara vuruyor, duvardan bayağı bir aydınlatıyor. Burada bayağı karışık, orayı da toplarız. Şimdi arkadaşlar bakın, buradan da güzel ışık geliyor. Bakın akvaryum flaşım açık değil, flaş şöyle açılıyor. Camı da sildim bu arada, bakın cam güzel silindi. Kendim de görebiliyorsunuz. Bakın burası tertemiz oldu. Ben de motor buraya koydum. Şimdi burası temizlenecek. Besberrak olmuş. Biraz daha temiz olabilirdi ama tabii ki biz az beklediğimiz için böyle oldu. Yana kireç lekeleri vardı. Sıkıntı yok yani. Ne olacak onlardan. Şimdi balıklarımızı güzelce bir aşılayacağız. O kadar da çok aşılama uzun tutmamıza zaten gerek yok. Kendi suları olduğu için. Şöyle içine sokalım. Bismillah gerek alalım. Şöyle yerleri su damlatmadan. Güzelce nevi. Kendi suları olduğu için sıkıntı yok. Ya da temiz su olduğu için de sıkıntı yok. Bakteri kültürü falan her şey aynı. Dunu suyundan biraz buraya aktaracağım. Yine kapı çalıyor. Bu videoda da full başında da kapı çalıyordu ya şeyinde de. Bu arada bu akvaryumu yarım saat dinlendirdim, bilginiz olsun. Şöyle bir suyun yanından koyalım. Zaten kendi suları, korkmama gerek yok. Şimdi arkadaşlar güzelce ne suyunu koyduk. Aşıladık sayılır. Şimdi burası havasız kalacağı için havayı biraz da buraya koyalım. Şu uzun kablo meselesini çok seviyorum ya. Nereye gidersen git koyabiliyorsun ya. O kadar seviyorum ki uzun kabloyu. Şöyle koyduk. Gördüğünüz gibi. Burası da temizleniyor şu an. Motoru taktık. Motoru da taktık arkadaşlar. Belki şunları şimdi koyamam. Çünkü burası biraz dinlenecek. Bakın tortular nasıl. Bakın burası güzel oldu. Şimdi şöyle bismillah. Şöyle suyla birlikte balıklarımızı koyacağız. Karideslerimiz de var. Hatta içine kaçmadı. Suyu da aynı olduğu için şunu şöyle cene dökebiliriz. Bakın. Şimdi bu balıklarımızı oraya koyacağız. Şöyle bismillah. Maşallah. Bakın bayağı güzel oldular. Bir de parlamasak. Yukarı yukarı gitmeye çalışıyorlar. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balıklarımız artık damızlık oldular. Damızlık üstüne doğru damızlık. Damızlık oldular aynen. Genç damızlık, güzel. Bunlardan da inşallah yavru alacağız. Şimdi burası da temizlensin. Buraya şu melekleri aktarırken de gösteririm. Herhalde melekleri 2 saat falan aktarırım. 2 saat aynı. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Neredeyse bir 2-3 saat bekledim. Su en güzel böyle oldu. Bu kadar olabildi. Bakın burası bebek gibi zaten. Şöyle artık gördüğünüz gibi karşı gözüküyor. Güzel oldu. Artık çok da fiskı değil. Bakın. Temiz artık. Bakın burada da sular var. Bir tane su kaldı. İkisi gitti. Bunları da doldurabilirdim aslında da doldurmadım. Niye doldurmadım ben de bilmiyorum. Bunları şöyle iteyim. Buraları da bir temizleriz. Her şey var. Burada da her şey var. Bunları bir açlayacağız. Sonra o kaba ya şu özel türlü atacağım ya da şu zebraları. Ama büyük ihtimal zebraları atacağım. Özel türlü zaten küçük yerde de olur. Kovanın birini daha kaldıracağız. Ben burayı ne yaptım da böyle yaptım. Şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Orada ne vardı? Ha, orada şu yavrular vardı. O yavruları aldım. Yan tarafı oraya geçirdim işte. Şimdi
Buraya şey yapacağız. Orada da yumurtalar var. İnşallah onları da çıkarsa buraya aktarma. Şimdi yapacağımız iş, şu telefonun ekranında bir şeylerin su olmasın. Şimdi yapacağımız iş şu akvaryuma melekleri aktarmak olacak. O melekleri de şu 3 litrelik kovada aşılamayı düşünüyorum. Şöyle kovamızı alalım. Şöyle az da bir su alalım. Çok da azalmayalım. Meleklerin yapısı bildiğiniz gibi üste doğru olduğu için şey olmasın. Şimdi ketçemiz de orada. Şu suyu biraz itelim. Şuraya bir bismillah oturalım. Şimdi şu kepçeye bütün meleklerimizi toplayalım. Pislik de gelmeden. Bir ketçe de alabilirdik iyiydi ya. 6 tane falan aldık. Aynen 6 tane almışız. Şunu alabilirdik de tamamlıyoruz. Bismillah. Kamerayı bir kapatayım, şunları bir döndüreyim. Bunlar hastalıktan yeni çıktığı için metiler mavisi de koyacağım. Sularını azıcık azaltayım, şöyle çok da suda aşılanmasınlar. Tamam, şuraya bir koyalım. Bunları aşılayacağız. O kadar da nazik bir aşılama yapmamıza zaten gerek yok. Neyle aşılayalım? Şunu aşılayacağız. Tamam. Şimdi buradan su azaldığı zaman şunu suyu koyacağım. Bu su da şuradan gelme olduğu için. Yani aynı bakteri falan. Şimdi şunu bir koyalım yavaş yavaş. Şöyle. Bu arada bol bol aşılama yapabilirim. Su akvaryumda zaten çok var. İstediğim gibi koyabilirim. Şöyle bayağı koyduk. Şöyle yavaş bir şekilde. Artık zaten aşılamanın ortalarını geçtik. Şimdi artık hızlı bile koysam sıkıntı yok. Yani şöyle bile koysam sıkıntı yok. Balıklar alagur olur tabi bu kadar hızlı koyduğum için de, yani ölmezler yani. İlk başta yavaş yavaş ısındırdığımız için. Şimdi metiler mavimiz nerede? Orada o metiler mavimizi alalım. Bu arada ilk önce bu küçüğün bitmesini istiyorum. Bu küçüğün tarihi çünkü az. Neredeydi bunun tarihi? Ya bunun tarihini yırtıp ben atmıştım. Bunun 3 ayı falan var. Bunun 3 ayı olduğu için bunu kullanacağız. Sonra büyük metiler mavimiz var. Yalın litre mi ne? Bayağı bir büyük ama kaç litre bilmiyorum. 800 falan bile olabilir. Sonra onu kullanmaya başlayacağız. Söyle bismillah. Bu arada baktofix var suda. İnşallah bir şey olmaz. Balıkları da çok yakmayak ben. Çok yakmak dediğim attığım metrelere bak. Millet bu metreleri neye atıyor biliyor musun? 10 litrelik kaba atıyor. Neyse şöyle bir su alalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Tamam. Çıkartma zamanı geldi. İyice bir karıştırdık. Aslında balıkların malzemeleri falan var ya, onları da böyle metrelere biraz yatırsak iyi olur. Hava toplarını, ondan sonra kablolara gerek yok da. Sonra bu filtreleri öyle yatırsak iyi olur aslında. Şeyleri zaten şöyle sünger olanları yatırsak direkt daneye yerler. Çünkü metiler mavisi rengi karışır. Neyse balıklarımız burada herhalde oldu. Zaten o kadar melek balıkların narin değil. Şimdi güzel suya geçecekler zaten. O yüzden sıkıntı olmaz. Üstündeki şey de kırılmıştır. Baktofix koyduk. Ay baktofix demişim. Baktofix de var da şey var. Metiler mavisi. Bu arada melekleri bayağıdır adam gibi görmüyorum. Şu en küçüğü geldi bak elime. Bismillah. Şöyle görüldüğü gibi koyduk. Şöyle tam bir koyalım da göreceğiz. Kimin neymiş. Bunlar aldığımda şu kadardı bu arada, o yanık kalmış. Bakın bunlar büyümüş. Gördüğünüz gibi. Neyse şunların hepsini artık o baştan batma zamanı geldi bu sefer içili. Böyle güzel bir şekilde koyuyoruz. İlk başta attık mı küçük var hep sandınız değil mi? Ama küçük yok hep. Bakın bir tane daha gidiyor. Bunun da boyutu güzel. Hoppa. Şöyle attık. Bakalım da. Aha bu da birazcık küçük. Bismillah. Bu o kadar da küçük değil yani. Bak bu çok güzel. Bismillah. Hoppa çok güzel. Başka ne var? Bu var. Bu bir tık küçük kalmış bu da. Hop attık onu da. Güzel bir şekilde. Bu melek balıkları çok uysal balıklar.
yiyemem falan çok güzel tepki veriyorlar. Ama biraz da saldırıcı balıkları. Küçük balık olduğunu saldırıyor. Mesela şeyleri yan yana koyamıyorsun, ne pisliste. Bakın gördüğünüz gibi koyduk. Bu bunun içinde daha yoktur herhalde. 2, 4, 6, 8, 9 tane aynen. 10 da kalaydıydı. Belki bunların yanına ondansın bir tane daha alırım belki. Ama bilmiyorum. Ya da bir çift büyük alırım. Bir tane büyük, ikili yani büyük alırım. Ama tabii taşıncı mavilaylar olduğu için almam. Ya, o yüzden hiç boşa şey yapmayalım, beklemeyelim. Öyle söylüyorum güzel güzel ama. Melekler zıplar diye bu arada şu suyu koyamayacağım. Elimde metiler mavisi yok diye üstünde sürdüm. Baksanıza zıplarlar muplarlar, zıplamıyorlar genelde de aklına gelirler, zıplarlar, sıkıntıya geçeriz. Bu suyla, bu sudan öbür suya da karıştıracağım, kovalar temizlensin en azından. Bakın şöyle biraz karıştırdım, şu kovadan biraz buraya ekleme yapalım, kovalar da temiz olsun. Şöyle bu metal mavisini de buraya dökebiliriz, şöyle gördüğünüz gibi tertemiz olsun kovalarda, bakterileri falan kalıyor ya balıkların. Bakın bu da temiz oldu. Şimdi bunu ters koyacağım. Suları aksın. Çok da bir damla damla zaten içinde hiç su kalmasın diye. Kurur yere inince. Hatta şöyle de yapalım da. Tamam. Şunu da alalım şu köşeden. Bu yolu açık bıraktığım sürece sıkıntı yok. Bakın oraya kadar koyabiliyorum. Hiçbir şey olmaz. Allah yere döktük. Şöyle yapalım da dibe çok parkelere doğru gitmesin arkadaşlar. Tamam. Yaptık. Şimdi balıklarımız orada. Bunlara bir yem verelim. Videomuzun sonuna gelelim. Şimdi şu arkadaşlar şöyle yem attım. Kaz ciğeri attım. Akşam aslında kaz ciğeri atılmaması gerek. Ama proteinle, ay bu protein şeyle de proteinli karışık bitkiselle şimdi dengeleyeceğim, merak etmeyin. Akşam şu an saat 9. Bunların 10-11.30 gibi ışığını kapatıyorum. Zaten bunların ışığı bütün odayı yettiği için şu ışığı açmıyorum. Bir tek ben gelince açıyorum oranın görseli güzel olsun diye. Onun dışında kapatıyorum. Ve de şimdi kaz ciğeri kime atacağım? Bakayım şu kaz ciğeri, o da kaz ciğeri genelde de aslında da. Şu küçükler hiç kaz ciğeri atmıyorum zaten. Onlar çünkü yiyemez. Suları pislenir ancak. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi bunlara biraz atacağız. Bunlara bugün havuç attık. Havuç yemediler. Peki. Zaten bunlar havuç yemiyor. Cüce vatoz, elma salyangozları falan havuç yiyor. Şöyle bir tık kırdım elimde. Çok da atmayın. Çünkü şey oluyor. Nedir adı? Bunlara çok fazla atarsak şey olur. Şimdi gece ya karınları rahatlayamaz. O yüzden o kadar çok atmıyorum. Şurada zebra cikletler var. Onlara direkt şey atacağım zaten. Bu arada bunun gerçekten bak şu altın sayılır. O kadar pahalı ki 225 lira olmuş. Ben aldığımda 175'ti. İlk aldığımda 120 idi. Sonra 125 oldu. Sonra 175 oldu. Şimdi de 200'lerde 225. Yani her şeye bir ton zam geliyor. Bunları birazcık daha atacağım. Zaten akşam çok da atmama gerek yok. Burada da bayağı balık var bu arada öyle. Gözükmüyor da neredeyse 30 tane falan ciklet var orada. Şöyle verelim. Şöyle attık. Melekleri aslında atmaya saydım da olurdu da. Şu lepistes var ya, nerede olursa olsun ne yem atarsan at yiyor. İstersen kovaya koy. Hiç stres mi stres yok. O sırada ciklet. Yok, o sırada şey. Neydi adı? Bir tane balık vardı. Adını unuttum. Ne balıydı ya? Adını unuttum vallahi. Ciklet de bir müddet belki yerde yiyor hatta. Ben aldığım yeni cikletlerde falan da benimkilerin yanında yiyordu ama şu an bu şeyler balıklar, bazı balıklar yemiyor. Böyle özel türler falan yemiyor. Onlar niye yemiyor anlamadım. Değişik balıklar. Buraya bayağı bir yem atmak zorunda kalıyorum. Çünkü buranın elma salyangozu gerçekten var. Lepistes de 100'den fazla olduğu için yani buraya yeme acımadan atıyoruz. Aslında biraz acıyorum da olsun. Yani atmam gerekenden birazcık az atıyorum. Çünkü bayağı bir atıyorum. Hatta kaba koyayım size öyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu arada şarjım 5 kaldı şarjım.
Şunu bir kapatalım. Şunun ışığını biraz açalım. Çok kötü oldu lan. Neyse şarjım 5 kaldı. Videonun da sonuna gelmem lazım. Şöyle gördüğünüz gibi atıyorum, bismillah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hayvan gibi yanıyor. Ama gerçekten çok nüfus var, yapacak bir şey yok. Kapatalım. Aa yok, kapatmayacağız, daha aşağıdaki var. Ona da birazcık verdik. Bu arada şey, ışık kararınca çok kötü oldu bende. Sizde inşallah öyle olmamıştır. Buraya verdik de bunların umurunda değil ki. Burada azıcık balık var. Neyse geller bari. Çürürse de dip çekimi alırız yemleri. Yapacak bir şey yok. Oranın hava motorunu da şuraya verdik. Yok. Buranın hava motorunu sabah almıştım zaten. Oraya vermiştim. Şimdi buraya verdik. Ama maalesef buradan çıkartacağım. Lepistese bir şey olmaz aga. Lepistese ölmez. Lepistese çorbaya koy yine yaşar. Oraya verdim. Çünkü bunu bir kesilse yukarı falan çıksa o. Nane yerler bunlar sabaha kadar. Çok da nüfusu var. Burası da 80 litre. Sıkıntıya geçerler. Zaten litresinden normalde 120 litreye balık 7 tane düşüyor damızlık. Bunlar biraz damızlık altı. Damızlık var aralarında, iyi olanlar var da. Normalde şu an onları koymam gereken su miktarı 200 litre. Ama ben 80'e koyduğum için havayı da az verirsek nane yerler. O yüzden sıkıntıya geçmesinler diye şey yapıyorum. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Işığı kapatmıyoruz pardon. 10.30 gibi kapatacağız. Bir saat, yarım saat sonra.